Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Avcılar ilçesinde sesleniyorum. Bazı insanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a tek çivi çakmadı derken bazıları da birçok hizmet yaptı diyor. Biz de Avcılar'daki seçmenlerimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz, değil misin diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber videomuzu izliyoruz. İyi seyirler. İBB'nin hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? İBB'nin hizmetlerinden memnunuz. Şu anlamda memnunuz. Kendim de bir belediye çalışanı olarak memnunuz. Hani nesinden faydalanıyoruz dersek, tabii ki ulaşım gayet iyi, gayet de rahat. İlla ki birileri tekerine çomak sokmak ister ama gene de o teker bir şekilde dönüyor. Memnunuz. Memnunuz. Çocuklarımız okula gidiyor. Kartlarını çıkarmışız. Kartlarla birlikte hani seyahatini rahat bir şekilde yapabiliyor. Ama daha çok ihtiyacı olan, muhtaç olan insanlar eminim ki bundan daha çok memnunlardır. İyi şu an için yani. İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz efendim? Değilim. Ne eksik mesela? Eksik ne var hayatınızda? Yeni dönemde ne eksildi? Su mu akmıyor, otobüsler mi çalışmıyor, çöp mü alınıyor? Bir eksik söyleyerseniz yanında yapsınlar. Bu hizmette bulunalım bize. Ya bir projeleri yok yani. Proje yok. Büyükşehir ne tür bir projesi olabilir efendim? Yok bak, köprü mü yapacak, baraj mı yapacak? Büyükşehir çöpü alıyorsa, su akıyorsa, otobüs çalışıyorsa tamam der mi hizmetten %80'i? Başka ne olabilir? Bir belediye, hükümetin bir proje olsun. Biz belediyeyi soruyoruz. Yani hükümet olsa eyvallah. Yani belediyeyi soruyoruz. Yani belediye şu an, ben mesela bir vatandaşım, İstanbul'da yaşıyorum. Çöpümü alıyorsa, suyumu akıyorsa, otobüse biniyorsam %80 tamam hizmeti. Bana göre. Tabii size göre değişebilir. Çalışmayan, yürüyen merdivenler fazlalaştı bu dönemde. Tamam, merdivenler fazlalaştı. Başka efendim? Şimdi aklıma o geliyor. Memnun değilsiniz yazınız. Memnun değilsiniz. İBB'nin hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Çocuk çıkar mısınız? Kimin hizmeti? Büyükşehir Belediyesi'nin. Büyükşehir Belediyesi eyvallah yapıyor. İBB'nin hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz efendim? Yani. İBB'nin hizmetlerinden memnun muyuz, değil miyiz efendim? Değilim. Ne eksik? Ne eksik? Her şey eksik. Yaptığı şey ne? Mesela bir ambalı yolu yaptı, 2 sene sürdü. Tamam. Mesela. Posta yaptı mı? Ya yaptı ama geç oldu. Keşke biraz da erken olsaydı. Eyvallah. Yani bir, yapmış. Hayır yap bir sonuçta değil. Bak şimdi senin benim vergilerini alan biz başımıza yani hükümdar memur getirmiyoruz. Memur getiriyoruz. Bizim onun maaşını sen ben veriyoruz. Doğru. Oradaki memur 2 ay maaş almasa bir gün durmaz. Doğru. O zaman o memurun patronu kim? Halk. Aynen. Halkına bunu konuşma bile gerek yok. %100 haklısın. Abi aynen öyle. Şimdi o zaman halkına hizmetini iyi yapacak. Zamanında, sen tabii zamanda. Kaliteli, aynen ucuz. Kaliteli düzgün. Hayır ucuz değil. Kaliteli hakıyla. Aynen, yani hakı. Kazık aynen, kazık hani olmayacak. Hiçbir zaman olmaması lazım. Tamam, İBB'den memnun değilim. İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Ya hizmetle ilgili bir şeyim olmadığı için bilmiyorum ne olduğunu ama düşünsel olarak çok güzel. Özgürlükçü böyle, demokrasiye inanmış tamam, böyle insan. Yazacağız. Ne öyle? İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? İBB gördüm, çok güzel şeyler yapmış. Şeyde koyları falan yapmış, Büyükçekmece sahili falan düzeltmiş. Ben memnunum, güzel. Güzel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Memnunuz şu an. Şu an evet. İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Asla memnun değilim. Ne eksik? Ha, görüyorsun. Yollara bir gir Allah'ını seversen. Yollara bir gir Allah'ını seversen. Ben giriyorum, sıkıntı yok. Nasıl sıkıntı yok abi? Hangi ya? Yolda var? Çimenleri biçmeler, çimenler yaprak dolu. Her tarafı. Sularımız %40 zam geldi. Neyle memnun olacağım? Elektriğe %300 geldi. Elektrik özel. Gelesi de. Doğalgaz hükümetin mi? Hı-hı. Belediyenin doğalgaz. BOTAŞ veriyor ona. Bu dağıtıyor sadece. Düşsün şu vergiden. Hükümet zam düşsün. Geçen sene vergiden düşsün. Tamam, geçen sene yoğurt 10 liraydı. 70 lira olmuş. Yani hükümet zam yapmadı. Katılıyorum. Orada katılıyorum. Hükümet de yaptı yani zamı. Ya, belediye de yaptı. Eyvallah. Yapmadı mı? İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Memnunum ama adamı çalıştırmıyorlar. Peki İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz? İBB'nin. Canım benim ya İmamoğlu, nasılsın? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Evet, memnunum. Memnunsunuz. İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz? Vallahi memnunum tabii. İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz efendim?
İBB'nin hizmetleri şahsen ben kendim pek o kadar göremiyorum ama İBB yapıyor işte. Evet, buraları tabii oraları görebiliyorum ama işte nasıl söyleyeyim? Şehir mesela Büyükçekmece sahili yaptı. Şey yapıyor. Tabii ya çalışıyor ama işte yeterli olduğunu düşünmüyorum şahsen. 100 üzerine kaç verirsiniz? %70 veririm. İyi, geçiyor baraja. İBB'nin hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz efendim? Ben İBB'nin hizmetlerinden memnunum. Ha. Yapmak istediklerini de biliyorum. Ancak neden memnun değilim? Bir zamanlar hani birileri ilk şeye geldiği zaman, başa geldiği zaman biz kendi kadromuzu kuracağız, kurmalıyız diyordu ya. Eski kadronun içeride böyle taşlaşıp da böyle zarar vermesine karşıyım. İBB'de şu anda bir kadro var mı? Var tabi, olmaz olur mu? Eskiden beri 20 seneden beri olan bir kadro var. Ve bunlar bazı yerlerde öyle kilit noktaları tutmuşlar ki bile zarar veriyorlar. Tamam. İBB'nin hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? Vallahi İBB'nin kimisi hizmetleri derken, kimisi çok şey yaptı diyor. Yani nasıl görüyorsunuz? Ben memnunum şahsen. Çünkü bir takım engellemeler oluyor. Engellemelere rağmen çalışmak çok zordur. Şimdi her şeyi engellersen nasıl çalışacak yani? Her şeyi elinden alıyorsun. Her şeyi saraya bağlıyorsun. İBB'nin hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz efendim? Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmak. Karışık yani, iyi olduğu yerler de var, kötü olduğu çok yerler de var. 100 üzerinden puan verseniz kaç verirsiniz İBB'ye? Yani 40 diyeyim. Düşük, geçemiyor barajı. Yani. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.